Malta hükümeti, koronavirüs salgını nedeniyle zarar gören turizm sektörünü canlandırmak amacıyla ülkeye en az 3 gün kalmak üzere gelen turistlere 200 euroya kadar para verileceğini açıkladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle çok sayıda ülkede devam eden seyahat kısıtlamaları sonucu dünya genelinde turizm sektörü durma noktasına geldi. Turizm sektörünün ulusal ekonominin %27'sini oluşturduğu Malta'da, koronavirüsü tedbirlerinin kaldırılacağı 1 Haziran'dan sonra ülkeye gelecek yabancı turistlere para verecek. Salgın nedeniyle zarar gören turizm sektörünü canlandırmak ve yaz aylarında daha fazla ziyaretçiyi ülkeye çekmek için adaya en az 3 gün kalmak üzere gelen turistlere 200 euroya kadar para verileceği açıklandı. Malta hükümeti tarafından açıklanan turizm teşvik programına göre, söz konusu ödemeyi yerel otellerde rezervasyon yaptıran turistler alabilecek, 5 yıldızlı bir otelde kalmaya karar veren ziyaretçiler, Malta Turizm Otoritesi'nden 200 euro alacak, benzer şekilde, 4 yıldızlı bir otel seçenlere 150 euro, 3 yıldızlı otel rezervasyonu yaptıranlara ise 100 euro ödenecek. Malta'nın Küçük Gozo Adası'ndaki otellerle yapılan rezervasyonlarda ise sübvansiyon %10 daha yüksek olacak. Ülkenin Turizm Bakanı Clayton Bartolo, plan, uluslararası turizm yeniden başlarken Malta'daki otelleri rekabetçi bir konuma getirmeyi hedefliyor, dedi, hükümet programa 3.5 milyon euro bütçe ayırdı. Söz konusu plan kapsamında ülkeye 35 binden fazla turist gelmesi bekleniyor. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin verilerine göre, 2019'da 2.7 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Malta'da, salgının başlangıcından bu yana ziyaretçi sayısı %80 azaldı. Malta şu anda Avrupa Birliği'nde koronavirüse karşı en yüksek aşılama oranına sahip ülkelerden biri konumunda, yetişkinlerin toplam %42'sini aşının en az bir dozu yapılırken, ülkede son haftalarda COVID-19 vaka sayılarında düşüş yaşandığı da belirtiliyor, son verilere göre, pozitif çıkan testlerin sayısı %2,6 oranında düştü. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.